Evet, kar yağdı. Merhaba başkanım, hoş geldin. Kar yağdı, mal da kapandı, koyun da kapandı. Barış'ım. Yine başa döndük başkanım. Başa döndük he. Her yıl olduğu gibi yine baştan başlayacağız. Ne yapacağız şimdi? Şimdi malı ahırdan başlayacağız. Ahırı çürüdük, süpürdük. Şimdi hayvanların otunu, yemini hazırlıyoruz. Ondan sonra suya koyacağız. Suladıktan sonra bunları vereceğiz, bu otları. Hep ot mu yediriyorsun? Samanın yok mu? Saman da bir iki ay sonra da samana başlayacağız. Samanı boş mu yediriyorsun? Yem yediriyor musun? Samanı yemle başkan. Sen boş ekmek yersin. Sen ne? Onlar da artık alıştılar başkanım. Onlar da yani yemsiz yemiyorlar. Yemiyorlar yani. Değil mi? Tabii. Biz nasıl ekmeği peynirle yani, yağla yiyoruz? Sen nasıl kırmızı eti seviyorsan onlar da yemi seviyorlar. Yem olmasa olur. Yem ne kadar, pahalı mı? Yem normal ya. 600 bin lira. Torbası. 30 yani. İyi yani. Ot, saman fiyatları bu yıl nasıldı? Normal. Bereket nasıldı? Bereket bol. Bu sene bol değil mi? Bol başkan işte. Görüyorsun. Ha, yardım edeyim mi? Yok gerek yok. Şimdi bak başkanım. Benim bir tekniği şimdi, var yani diyorsun bu iş. Tekniğim var. Bak başkanım önce sallıyorsun hop. Dizini alıyorsun. Aldım şimdi diyorum başkanım. Tamam. İçeri taşı. Yani dışarı. Ne yapıyorsun? İçeri ot şimdi taşıyorsun. Başkanım, otu içeri taşı. Ah bunu dışarı taşı. Yani bizim işimiz hep taşımak. Ama bu da üretim böyle oluyor da. Yani biz de bununla kazanıyoruz başkanım. Yani hayatımızı buna adadık. Artık daha bize yani hobi gelir başkanım. Basma nedir? Şimdi bunu tezek yapacağız. Yakıt, kömür. Bu da bizim kömürümüz başkan. Sobada yakıyorsunuz. Sobada yakacağız. Yazın kuruyor. Yazın kuruyacak. Ondan sonra kesip tezek yapacağız. Başkan. Kuruduktan sonra kışın yakacağız. Yani kendi kömürümüzü de kendimiz üretiyoruz. Başkan. Şimdi bunu bu şekil dökeceğim. Bak başkan. Bu şekil döküyorum. Tamam mı? Bunu döktüm. Şimdi bunu bu şekil gelip güzel tezek başkanım. Bu şekil güzel kuruyacak yazı. Doğal yakıtınız değil mi? Doğal yakıt. Nerede kullanıyorsunuz bunu? Efendim? Nerede kullanıyorsunuz? Tandırda. Sobada. Ekmek de pişiriyoruz bunu.
ateşiyle ekmek de yakıyoruz. Doğal gübre olarak da tarlaya çayra atıyor musun? Tarlaya çayra da sepiyoruz fazlalığı. Çok güzel. Şimdi böyle düzeltiyoruz. Gördün. Bu da yazın ondan sonra. Kesin. Saman biraz. Başka. Böyle üstüne de bu kar sepiyoruz. Güzel. Güzel görüntüsü. Ama başka. Sanat eseri gibi oldu. Başkanım bak. Bir elimizi de vuruyoruz. Burada bir başka. Yarıya kadar kendine kadar başka. Otun yarısı niye balya yarısı şey açıkta? Şimdi pahalı olduğu için balya yaptırmadım. 700 tane balya yaptık. Tanesi 20 bin lira. 20 TL. Açık otu da mecbur açık yırtık. Pahalı olduğu için balya yaptırmadım. Yani otla, balıyla otun kilosu. Ne fark ediyor ki yani bu balya açık? Şimdi balyanın kilosundan otun kilosu aynı. Balya 20 lira samanda. Yok yok. Mesela kışın tüketirken mesela. Ya balya rahat. Balya rahat değil mi? Rahat konusunda rahat. Açık otu sepete basıyorsun. Balyanın rahatlığı var kışın. Yedirmenin rahatı var. Sayısı belli. Günde kaç tane vereceksin hayvanlara? 10 tane. Değil mi? Ona sayısı göre de. Sayısı belli. Kış ne kadar sürüyor? 150 gün. Çarpacaksın. 150 gün mü sürüyor? 150 gün. Hesabını yapacaksın. Yani ona o göre. Konuda rahat baş. Şimdi burada yakacağı ve yiyeceğe çok demeyeceksin değil yok, mi? Yok demeyeceğim. Baksana bak ben bu kadar otu samanı yığmışım. Mecbur ama. Çok yığman lazım. Yani bak bunları yığmışım. Hep tüketecek. Hayvanlar tüketecek. Kış uzun diyorsun. Uzun. Ömür kısa, gün uzun. Bu da benim 4x4. Kar arabası. Demir taşa. Herkes yerine. Yerine gel canım. Gel. Herkes yerine. Afiyet. Sudan geldiler. Yemeklerini yiyorlar. Bu karda bu ziyafet. İçeri sıcak. İçeri sıcak. Daha ne istiyorsun? Kalafiyör döşeli. Doğa kalafiyör döşeli. Havalandırmalı. Güzel. Yemekler özel.
sürülü bitkilerden yemekleri. Dağ çiçekleri. Dağ çiçekleri. Aydeliğinin otu. Aydeliğinin otu. Aydeliğinin otu. Kurt deliğinin otu. Topkaya. Topkaya. Başka? Kalaça. Kalaça. Göller. Nere desen her semtin otu var burada. O yüzden lezzetli yiyorlar değil mi? Lezzetli. Bak bak bak. Güzelliğe bak. Yediği yemeğe bak. Bu niye büyüktü, onlar niye küçüktü? Bu mafya da mafya babası. Bu ahırın mafya babası budur. He. Bu ahırın mafya babası da o da öbür ahırın babası. O da öbür. Yani buranın kralı budur diyor. Kraldır. Maşallah. Adını ben Ayaz koyduğum bu değil mi? Ayaz ya. Bu da bunların kralı. He. Tamam, bunların kralı, buradaki de bunların kralı. Bunların kralı. Ya kehre. Ya çok da kehre benzemiyor ama. Oo, servet. Kehre. Kömürü. Nedir bu kömürü? Bu da bizim tezek. Şimdi sobaya yakacağız. Kalayacağız. Ne pişireceğiz peki? Burada şimdi gaz pişireceğiz. Kendimiz ne pişirecek? Gaz pişireceğiz. Bugün kar yağıp ya. He. Kar yağanda gaz pişirir. Gaz pişer. Ondan sonra yılbaşında. Ondan sonra haftada bir kere gaz. Aynen. Ha, haftada bir kere gazımız var. Burada benim tezehlik kok çöbü. Yağı peynir bu oldu. Yağ peynir bu. Sabah kahvaltıda ne yiyoruz mesela? Sarı yağ. Tulum peyniri var mı? Yeşilli. Vallahi. Yeşilli peynir. Ondan sonra sarı yağ, yayla yağı. Yayla. Yaylada yapılır tabii. Çiçekler. Anne baba İstanbul'da. Anne baba İstanbul'da. Yazın geliyorlar, kış. Onlar yaz gelip kış taşalar gibi yaşayırlar. Çocuklar okulda. Çocuklar okulda. Sen de burada bir Köroğlu bir Ayvaz. Bir Köroğlu bir Ayvaz kalmışız. Tezeydik. Yengeye yardım ediyoruz. Yardım. O da sana yardım ediyor. Hayat beraber. O da benden beraber ahırı sürüyor, kürüyor Türkiye'yi. Hayatı beraber yaşayırız da paylaşırız. Başka söylemek istediğim şey var. Vallahi şu ana kadar geldin gördün, hayat böyle. Zor mu köyde yaşam? Yaşam zor. Görüyorsun işte, sen de az çok gördün. Mesela şehre göç bayağı var mesela, özellikle ya bizim işte, köyde. Şimdi şehre göç var. Neden var? Çocukları büyür, okuyor. Burada okul. Burada okul sıkıntılar var. Ben mesela Muhammed'i gönderirim. Lisede okuyor. Bir yanım şimdi dünden beri gitmiş. Telefonu da yok. Acaba okula gitti mi? Gitmedi. Bir yanım orada kalmış. Daha haber de vermedi. Yol uzak. 60-70 kilometre Kars buradan orası. Kars 60-70 kilometre yol var. Hem maddi manevi, hem para, hem okula zamanında yetişmiyor. Şimdi burada hayat yok diyorlar. Bence burada hayat yok mu? Burada ya hayatın var. Aslında zevklisi burada değil mi böyle? Ya hayat var. Kendi işin, kendi rahatın. Hayat var. Değil mi? Tamam bak ben deminden beri çekiyorsun. Zorluklar var. Ama rahatı da var. Değil mi? Huzurlusun, mutlusun. Yüzün gülüyor, huzurlusun. Huzurlusun, mutlusun. Borcun, harcın yok. En yani, doğalından besleniyorsun. Besleniyorsan hiçbir şeyi düşünmüyorsun. Yarın ne alacağım, ne vereceğim. O sıkıntılar yok şükür. Trafik derdi yok. Trafik yok.
İnsan kalabalığı yok şu yani şehirlerde. İki saatimizi gidip bakkalda geçiriyoruz. Çayımız, muhabbetimiz, köy muhabbetleri. Hayatı böyle yaşayıp gidiyoruz işte. Allah'tan hayırlısı her şeyi. Peki, kolaylıklar diliyorum. Sağ ol, sağ ol. Çok teşekkür ederim, sağ ol. Kezeğimizi de gel. Akşam şimdi yakacak sobada. Bunları da hazırlayıp başkan. Biraz sonra kömürümüzü atacağız. Doğal teze. Demin attık ya yaş akbunu. İşte bu onu vaziyete kurur. Gelecek. Yazın bu vaziyet. Şimdi diyor ki iç üreyen yere mi gidersin? Üstü tüten yere mi? Tabii şimdi biz işi bitirdik. Tüstü tüten yere gireceğiz. Bakalım tüstü tüten yerde ne var? Barış orada. Baksana dumanı da nasıl tütüyor baba. Burada kıyamet kopuyor. Karkış kıyamet. Ama sobamız yanıyor, çay kaynıyor. Patatesler de fırında. Evet, işi bitirdik. Şimdi ne yapacağız? Şimdi ben de işi bitirdim. Kar yağdı. Şimdi kahvaltı yapacağız. Yollar kapandı mı? Yol kapandı, mal kapandı, koyun kapandı. Hepsi kapandı. Adamlar kapandı. Gündem kapandı. Yani 8 ay kapandık. Tamam. Artık daha şimdi kahvaltımızı yapacağız. Ne var kahvaltı? Hele bir gelsin öyle bakalım. Kahvaltılar gelsin kendi yöremizin. Yani ürünleri. Kendi hazırladığımız ürünler. Başka ne olacak? Tamam. Yüzü tam kızarsın. Geldi yürekler. Evet, şimdi kahvaltımızla geldi. Kahvaltıların kralı geldi. Kralı gelecek, tamam. Kahvaltıların kralı hangisidir? Barış. Benim için budur. Budur. Benim için bunlar. Güzel, güzelliğe bakar mısın? Hele bak. Benim için kahvaltı peynir. Çetemiz de var. Bak, lele. Mutal peynirimiz yeşillenmiyor. Daha yeşillenmedi. Daha yeşillenmedi. Bu neydi? Bu da üzdü peynir. Bu da üzdü. Bu da üzdü mutal üzdü. Bu da mutal üzdü. Yumurtadan yapmış oldu. Ne diyoruz biz buna? Buranı mı diyoruz? Ha, buran. Buranı diyoruz. İle bir şey diyorlar eskiden. Evet, kızarmış ekmeğimiz de hazır. Çetemiz de hazır. Çayları da doldur Barış'cığım. Çaylarımızı da yavaş doldur. Yavaş yavaş içelim. Evet, afiyet olsun diyelim bize. He Barış. Afiyet olsun lele. Bakın dünya yeryüzünde kristalize olan başka bir yağ yoktur arkadaşlar. Bak, şimdi bilmenizi istiyorum. Hani karı, buzu, toprağı kristalize olan bir de yağı kristalize lele, olan. Benim en sevdiğim de bu patatesi. Fırında atmıştık. Böyle bir patatesi şimdi fırına atmıştık. Püre yaptık bu şekilde değil mi? Yani. En sevdiğim de çayımızı da doldurduk. Afiyet olsun diyelim. Teşekkür. Sizin de ağzınızı sulandırdık ama yapacak bir şey yok. Sıcak tandır ekmeği. Fırından yeni çıkmış hali. Afiyet olsun Barış. Teşekkür ederim. Bak şu yana. Buyur. Beraber olsun.